Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere AdSense başvurusu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Ama öncelikle hiç bilmeyenler için AdSense nedir ve nasıl çalışır biraz bunlardan bahsedeyim. Öncelikle AdSense web site veya blog sahiplerinin yapmış oldukları içeriklerden para kazanmasını sağlayan bir sistemdir. Yani örnek verecek olursak benim bir blogum var. Blogumda özgün içerikler yayınlıyorum. Haftada bir veya iki defa özgün ve uzun yazılarımı yazıyorum. Ve bu yazılardan da para kazanmak istiyorum. Tek tek bütün firmalarla anlaşıp onların reklamlarını sistemde yayınlamam çok zor olacağı için ne yapıyorum? Google'un sağlamış olduğu bir reklamcılık sistemi var. Bundan faydalanıyorum. Yani AdSense başvurusu yapıyorum. AdSense başvurusu yaptığım zaman eğer AdSense politikalarına uygun ise sistem ve içeriklerim onay alıyorum ve onların vermiş olduğu kodları sisteme yapıştırarak Trafikten para kazanıyorum yani sisteme gelen ziyaretçilerin reklama tıklamasından veya görüntülemelerden para kazanıyorum. Peki bu reklamları kimler veriyor? Bu reklamları da işini veya portföyünü büyütmek isteyen firmalar veya yeni bir üren, ürün çıkardığı zaman bunun tanıtımını yapmak isteyen firmaların vermiş olduğu reklamlar. Bu reklamı da Google'un AdWords servisi sayesinde veriyorlar. AdWords'ta reklam veriyorlar. Şu kelimelerde çıkayım, şu aramalarda çıkayım. Yani örneğin bisiklet yazıldığı zaman benim web site menüsü çıksın ve ona göre Para vereyim. Tabi burada rekabet de ortaya çıkıyor. Yani AdWords'de birisi reklama çıktığı zaman tıklama başı en yüksek maliyeti verecek ki onun reklamını Google sürekli en üst sıralarda çıkaracak ve böylelikle sitesine ziyaretçi kazanacak. Burada biz ne yapacağız? Biz de para kazanacağız. Yani onun çıktığı reklam bizim sitemizde, blogumuzda yayınlanacak. Ve böylelikle içeriklerimizden para kazanmış olacağız. İçeriklerimiz de eğer o reklamla alakalıysa artı oluyor. Yani daha çok para kazanıyoruz. Biraz daha açacak olursam örneğin A firması Google AdWords servisi üzerinden reklama çıktı. Google'a reklam verdi ve vermiş olduğu bu reklamda benim sistemde gösterime başladı. Yani gösterilmeye başladı. Sisteme girdiğim zaman sağda solda benim belirlediğim alanlarda reklam görünmeye başladı. Ve benim sistemde aylık atıyorum 30-40 bin gibi bir trafik alıyor diyelim. Ciddi bir trafik bu bu arada. Yani minimum ortalama olarak 500 bin lira kazanabileceğiniz bir trafik. Benim sisteme gelen ziyaretçiler de bu reklama tıkladılar diyelim. Tıkladıkları zaman reklam veren ben yani otomatikman bu para düşüyor. Yani 1 lira düşüyor ve Google'un sistemine geçiyor para. Bu paranın 30 kuruşunu Google arıyor, alıyor. 70 kuruşunu da yayıncı firma olarak bana veriyor. Ve böylelikle ben de içeriklerimden para kazanmış oluyorum. Hadi bakalım eğer sizin de bir blogunuz veya web siteniz varsa para kazanmaya başlayın. Sizin de bir blogunuz veya web siteniz varsa ve içeriklerinizden para kazanmak istiyorsanız AdSense'e kaydolmalısınız. Eğer uygun görürlerse ortalama 2 veya 4 hafta içinde bir onay sürecine giriyor siteniz inceliyorlar ve size e, kayıt olmuş olduğunuz Gmail hesabınıza mail atıyorlar. Onaylasınız, onaylandınız veya e, siteniz politikalarımıza uygun değildir diye bir mail atıyorlar. Ona göre de devam ediyorsunuz. E, ben şimdi ilk başvuru nasıl yapılıyor onu göstereceğim size. Arama çubuğuna AdSense yazıyoruz. İlk sırada çıkan AdSense kelimesinin olduğu e, linke de tıklıyoruz ve bu sayfaya geliyoruz. Şimdi bu sayfaya geldiğimizde şimdi kaydolun diyor gördüğünüz gibi. Tıkladım. Buraya sitenizin URL'sini diyor. E, bu arada WordPress ile web site kurma ve para kazanma serim e, önceki 3 videomu belki izlemişsiniz. izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. E, orada bir web site oluşturmuştuk. AdSenseNedir.net. Benim daha önce kullandığım bir projeyi e, yeniden kurmuştuk. Üzerine WordPress kurduk. E, şimdi bu sitemize e, ben içerik giremedim tabii yoğunluktan dolayı ama atıyorum 20-30 tane özgün içeriğimiz var kabul ediyorum ve o sitem için başvuru yapmak istiyorum. Buraya adsense nedir .net yazdık. E-posta adresimiz. Şimdiki E tabi bunun için bir Gmail hesabımız olması lazım. Yani Gmail hesabınızla kayıt oluyorsunuz. Yararlı bilgiler evet almak istiyorum. Kaydet ve devam et diyorum bu sayfada. Şu an Adsense kayıt işlemimizi başlattık. Ülke seçiyorum buradan. Bu değişmiş taba arayüzü yani. 2019 yılında daha önceki izlediğimiz videolarda farklıydı benim de ilk öğrendiğim videolarda. Buradan Türkiye'yi seçiyoruz. Evet sözleşmeyi kabul ettim ve hesap oluştur. Ve başlıyorum. Hesap türü kişisel. Alper Genç. Buraya adresinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar önemli bir konu var. AdSense kaydolurken buradaki bilgileri eksisi eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Yani adresinizi, posta kodu, bölge, il yani telefon numarasına kadar her şeyi tam tamına girmeniz lazım. daha önceki eski sürümlerde şurada aşamaları gösteriyordu ama kaydolun, işte web site kimlik doğrulama ve en sonunda onay. Yani onay ile bilgilerinizi doğrulayın gibi bir seçenek vardı. Şimdi direkt ben burada bilgiler girdikten sonra gönderi seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi adresiniz yok diyor. Posta kodunuz bölge yok. Telefon numarası da isteğe bağlı zaten. Bu bilgiler girdikten sonra gönderiyorsunuz ve en az 2 veya 4 hafta içinde bir onaya tabi tutuyorsunuz. Onaylandığı takdirde ise size bir mail geliyor ve duruma göre artık AdSense hesabınız oluyor veya olmuyor. Bir sonraki videomuzda AdSense hesabımızın onaylanmış olduğunu varsayarak benim kendi AdSense, onaylı AdSense hesabından reklam kodlarını sistemimize nasıl yerleştireceğimizi ve bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Umarım bu videoyu yararlı bulursunuz, beğenirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.